Arkadaşlar, Vatos Köşkü'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kardina Akvaryumu seleksiyon işlemi. Kardina Akvaryumu seleksiyon işlemi nasıl yapılır? İşte seleksiyon işlemi yaparken hangi yapıda olan karideslere ayırıyoruz? İşte renk pigmentine göre mi, işte kalitesine, formuna göre mi ayırıyoruz? Bunları biraz size anlatacağım, göstereceğim. Detay detay. Hadi hep beraber onlara geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Kardina akvaryumda benim blue botlarım var. Kardina türü olan, benim favori kardeşlerim olan, yani ilk favori türü olan Kardina kardeşlerde bir sürü çeşit kardeşler vardır arkadaşlar. Bunlar tabii ki renk pigmentlerine göre, yapılarına göre değişebiliyor. Öncelikle bunlar hakkında size biraz bilgi vereyim. Ondan sonra zaten detaylı işlemlere geçeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle Kardina türü bir akvaryum kuracağınız zaman neler yapmanız gerekiyor? Kardina akvaryumunda öncelikle aktif toprak almanız gerekiyor ve ozmos kullanmanız gerekiyor. Aktif toprak, şurada görmüş, tabanda görmüş olduğunuz kumdur. Aktif toprağın özelliği ise pH'i stabil tutar arkadaşlar. Bunların da ömürlü 1,5 ile 2 yıldır. Tabii ki bu aktif toprakların kalitesine göre marka marka değişiyor. Benim kullandığım toprak 7 aylık benim açı aktif topraktır. Aynı zamanda pH'i stabil tuttuğu için, yani siz pH değerini canlıya göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra aktif toprak pH'i stabil tutuyor. Tuttuğu için de Kardina türü kardeşler için doğal bir ortam oluşturmuş oluyor. Değerleri stabil tutuyor. Tabii ki bunların GH'ına da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi, çünkü bazı kullandığımız pH'i düşürmek için kullandığımız malzemeler, işte şurada gördüğünüz İşte dikenli cadı kozalağı olsun veya bunlara benzer, ondan sonra muş kabuğu, kurutulmuş muş kabuğu ağacı olsun, işte şurada gördüğünüz ismi neydi bunun, Johanna Wood olsun, ondan sonra Lotus Speedput kurutulmuş çiçeği olsun, bunlar GH'i etkileyebiliyor. Tabii ki bu biraz da canlılarınızı sizin alıştırmakla, yavrudan büyüklüğe kadar alıştırmakla alakalı olan bir şey. Şimdi bu blue botlarda normal rengi arkadaşlar gök mavisi gibidir. Yani şurada gördüğünüz, bakın şurada gördüğünüz bu biraz daha crazy bot, yani koyu mavi tonda olanlara biz deep blue bot diyoruz ya da crazy bot diyoruz. Ondan sonra, ama şurada gördüğünüz, bakın mesela şimdi güneş vuruyor buraya da, şöyle gösterebileceğim ya, bakın. Tamam. Odaklıyorum ama biraz rengi. Bakın bu biraz daha mavi tonlarda. Şuradan yavrudan örnek vereyim size. Bakın bu normalde blue bolt'tur bu. Blue bolt rengi budur. Tabi bu blue botlarda çok beyaz çıkabiliyor. Ondan sonra bakın şunları biz ayıracağız şimdi. Seleksiyon işlemi dediğimiz olay bu. Çok beyaz tonda olanları veya sarımtırak olanları ayırıyoruz arkadaşlar bununla biz. Çünkü bununla seleksiyon yaparak ondan sonra daha koyu mavi tonda olan karidesi tutuyoruz. Yani şurada görmüş olduğunuz, bakın. Bu artık deep blue bolt olmuş. Bu tonda olanları tutuyoruz arkadaşlar, ama şurada gördüğünüz, bakın bu bembeyaz, biz bunu buradan ayıracağız. Buna seleksiyon işlemi deniyor arkadaşlar. Şimdi Kardina akvaryum, Kardina türü kardeşlerde pek çok kardeş türleri vardır. Renk pigment yapılarına göre ayırırsınız, yani hayvanın renk kalitesine göre ayırırsınız. Ondan sonra ondan üretmeye devam edersiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın bu blue bolt. Burada da koyu mavi.
Şimdi ben bunda beyaz çıkmış yavruları ayıracağım arkadaşlar. Eğer anaç beyaz da görürsem onu da ayıracağım. Yani yavru büyük ayıracağım onu ki onlardan üreme devam etmesin. Ayıracağım yavrulukta bu arkadaşlar. Bunu ayıracağım. Zaten hava sirkülasyonlu bir yavruluk. Ondan sonra bunu önceki videoda zaten anlatımı var. Oradan bakabilirsiniz. Merak eden arkadaşlar için. Onun zaten seleksiyondu. Hazırda nasıl bakılması, edilmesi gerekiyor falan. Hangi suda işte, hangi toprakta onları da söylemiş olduk. Şimdi hadi hep beraber ayırma işlemine geçelim. Şurada da ufak bir yavru var bakın. Odaklayabileceğim bunu. Heh, şurada da çok minnacık. Masmavi zaten. Şurada tam. Odaklayamadım. Odaklanmıyor. Hadi beraber geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi burada fazla akvaryumu bulandırmadan kepçe yardımıyla tek tek alacağız. Koyacağız arkadaşlar. Bakın şu beyaz çıkmış, büyümüş. Bundan bir ay evvel önce zaten 30 tane ayırmıştım. Şunları şu formda olanlara ayıracağız arkadaşlar. Şu formda olanları da elimizde tutacağız. Yani tankımızda tutacağız. Ha, bu benim ayırdıklarım arkadaşlar kalitesiz falan olmuyor. Ondan sonra onlar da kaliteli oluyor. Onlardan da üretim yapıp tekrardan mavi o yani Deep Blue Bolt, Crazy Bolt elde edip gene aynı şekilde onlardan da seleksiyon yapabilirsiniz. Sadece burada ben yani beyaz renk tonunda veya sarı trak gibi çıkanları ben ayırıyorum ki onlar üremeye devam etmesin. Onlar çoğalmasın diye. Yani bunları zaten ben sahiplendirme yapıyorum. Bu benim ayırdıklarım yani kalitesiz formu kötü karidesler olmuyor. Yani öyle bir algı oluşmasın sakın. Sadece ondan sonra renk pigmentleri iyi olan ondan sonra karidesleri elimde tutup onlardan üremeyi devam ettiriyorum. Bakın şu form gerçekten çok güzel bir form. Normalde Deep Blue Bolt budur arkadaşlar. Bakın bu Deep Blue Bolt. Şöyle göstereyim. Heh. Şu da daha bir lacivert Crazy Bolt diye geçiyor. Merak eden arkadaşlar için ayrıntılı vermiş oldum. Hadi hep beraber şimdi ayırma işlemlerine geçelim. Biraz ayırma işlemi uzun sürecek. Ben ayırdığım zaman tekrar videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi seleksiyon işlemimiz bitti. Şöyle koyu renk tonda olanları bıraktık. Şöyle göstereyim. Daha var gözümde görmediğim de oldukça alacağım. Çoğunu aldım. Bakın seleksiyon yaptıklarımız burada. Açık beyaz tonda olanları veya çok açık mavi olanlarını ayırdım arkadaşlar. Şöyle bakalım, odaklanalım. Heh. Bakın bu formda olanları ayırıyorum. Blue Bolt için konuşuyorum. Koyu renkte olanları, normal Blue Bolt tonda olanlarını da bırakıyorum arkadaşlar. Buna seleksiyon işlemi deniyor. Çünkü bunlar damızlık olduğu zaman altından çıkan yavrular da bu şekilde olacak. Bu formda, bu kalitede istemediğimiz için bu formda olanları tutuyoruz arkadaşlar. Yani buna seleksiyon işlemi deniyor. Ama tabii ki bu canlılarımız da sağlıklı. Bir de şunlarda şöyle bir özellik var. Rengine, ortamına göre renk basıyorlar. Ve hatta dişiler büyüyüp çiftleştikçe erkekle birlikte daha da koyu renk tonuna dönüyorlar. Blue Bolt'larda. Bu özellik böyledir arkadaşlar. Yani dişli yumurta verdikçe, geliştikçe, büyüdükçe daha da koyu renk tonuna haki oluyor.
Tabii ki bu ayırdığımız white grade'lerde, yani white grade dediğimiz ondan sonra beyaz olanlar, Blue Bolt'un beyazları. Tabii ki bunlardan da Blue Bolt çıkma işlemi oluyor arkadaşlar. Bunlar da bakın sağlıklı, keyifleri yerinde bir canlılar. Toplam şu an buraya 32 adet ayırdım. Yani gözümle görebildiğim, seçebildiğim kadar çıkan ufak yavruları bile ayırmaya çalıştım. Tabii ki bunların içinde bir 3-4 tane de artık üreme kıvamına gelen karidesler var. Bakın şu bir dişi. Şuradaki de bir dişi. Şu beyaz olan da dişi. Pardon, o erkek. Onun arkasından gelen dişi. Bu şekilde arkadaşlar seleksiyon işlemi. Merak eden arkadaşlar için söylemiş olalım. Diğer neokardine kardeşlerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan ben şunu belirteyim. Kardina türü kardeşler ozmosu ve aktif toprakta bakılabilen kardeşler. Neokardinalarda çeşme suyunda, dinlendirilmiş çeşme suyunda bakılabilen bir kardeşler. Ama onlar da aktif toprakta bakabilirsiniz. Aktif toprağın tamamen özelliği işte yararlı mineral salgılaması, ondan sonra ve pH'i stabil, sabit tutabilme özelliği vardır. Tabii ki bu özelliğini de gösterdiği zaman da canlılarda üreme gelişme güzel oluyor arkadaşlar. Canlılarınızda eğer üreme gelişme yoksa ondan sonra ya aktif toprağınızın ömrü bitmiştir, nötr toprağa dönmüştür, bitik aktif toprak olmuştur. Ya akvaryumunuzda planaryalar vardır. Ondan sonra kabuk değişmiş veya yeni doğmuş yavrularınızı yerler. Bağışıklık sistemi çünkü düşüktür. O kabuğu yumuşaktır. Ondan sonra yerler. Ya bundan dolayı üreme olmaz. Bunları iyi takip gözlem yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, seleksiyon işlemimiz de bu kadar. Ondan sonra umarım sizin için de aydınlatıcı, bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.